Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında vadis hesabın nasıl açıldığından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ana menüye giriş yapıyorum. Hesaplar menüsü. Evet, yeni hesap aç diyorum. İlk sırada vadis hesap görüyoruz. Vadis hesabımızı altın, döviz ve TL cinsinden açabiliriz. Devam diyorum. Öncelikle para birimini seçiyoruz. Burada Türk lirası, dolar, euro ve Japonya yeni, Kanada para birimi gibi birçok para birimi görmekteyiz. İlk olarak Türk lirasından ilerleyelim. Hesabın açılacağı şube otomatik olarak seçiliyor. Rumuz bilgilerinden de hesabımıza bir isim seçelim. Örneğin vadesiz TL hesabım diyorum. Ardından hesabı para aktararak açmak istiyorum derseniz hesabınıza istediğiniz tutarda para aktararak hesabınızı açabilirsiniz. Örneğin 1000 TL'lik bir vadesiz hesap açılımı isterseniz hesap açılış tutarına girerek ilerleyebilirsiniz. Eğer hesabı parasız olarak açmak istiyorum derseniz de tiki kaldırarak ilerleyebilirsiniz. E-cüzdan istiyorum derseniz de yine aynı şekilde E-cüzdan istiyorum dedikten sonra devam diyoruz. Evet, ben de hata vermesinin sebebi bankacılık hizmetleri sözleşmesini şubede imzalamadığım için. Sizde böyle bir hata çıkmayacaktır büyük oranda. Hesabınızı şubeden açtıysanız daha önce. Evet, böylelikle hesabımızı açabiliyoruz. Hemen diğer vadesiz hesap türlerine bakalım. Para biriminin dolar olduğunu düşünürsek yine aynı şekilde doları seçtikten sonra rumuz bilgimizde vadesiz USD hesabım diyorum. Yine aynı şekilde e-cüzdanımı istiyorum. Eğer e-cüzdan istemiyorsak ve hesabın fiziki bir cüzdanı elde etmek istiyorsak şubelerden yine aynı şekilde vadesiz para biriminin dolar olacak şekilde hesap açmayı talep edebilirsiniz. Bundan sonra da fiziki cüzdana sahip olabilirsiniz. Devam dediğiniz takdirde yine aynı şekilde hesabınız açılacaktır arkadaşlar. Hesabımı nasıl görüntülerim derseniz de yine aynı şekilde ana menüden de ana sayfadan da hesapların menüsünden hesaplarınızı görüntüleyebilirsiniz. Burada hesapların menüsüne giriş yaptıktan sonra açtığınız vadesiz hesaplarınızı görüntüleyebilir. Hesap bilgilerine erişebilirsiniz. Hesap bilgileri diyorum. Burada şubemizin İsmini görmekteyiz. IBAN bilgilerimiz, hesap bakiyemiz, blokeli tutarlarımız, net bakiyemiz ve hesabımızın açılış tarihi ile son işlem tarihini görmekteyiz. Hesaba bir isim ekleyerek de buradan ilerleyebiliriz. Evet, sağ üstte filtreleme seçeneğinden hesabımıza para giriş, çıkış, bütün işlemleri görüntüleyebilir. Bunları son bir haftadan son bir yıla kadar görüntüleme sağlayabiliriz. Detaylı filtrelemeden de yine aynı şekilde tutar belirleyerek, hareket tipini belirleyerek veya işlem tipinden detaylıca 10 yıla kadar geriye dönük görüntüleme sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, hemen geri geliyorum. Hesapların menüsünde yeni hesap menüsünden diğer para birimlerinden de nasıl açılacağını gösterelim. Burada gördüğünüz gibi Japon yeni üzerinden bir hesap açmak istersem yine aynı şekilde işlemleri gerçekleştirmek zorundayım. Rumuz bilgilerinden örneğin Japon yeni hesabım diyebilirim. Ardından bu sefer para aktararak açmak istiyorum dersek paranın çekileceği vadesiz hesabımızı seçiyoruz. Ardından tutar giriyoruz. Hesapla dersem bize çevrilmiş tutarından ne kadar Japon yeni elde edeceğimizi gösteriyor. Hesap cüzdan bildirimini okudum.
temel bankacılık bilgilendirme formunu okudum, onaylıyorum dediğimiz takdirde, devam dediğimiz takdirde para biriminin Japon yeni üzerinden vades hesabımız açılacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.